şey diyebilirsiniz. Yani duygusal öfke, mesela öfke. Şimdi duygularda en yüksek seviye öfkedir. Öfke esasında bir iletişim şeklidir. Şimdi insan öfkeden korkarlar. Ama şu var ki yapılan araştırmalarda öfkeye sahip olan insanların öfkeyi kullanmanın tek bir sebebi var. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Yani bu kişiyi karşı tarafa mesaj iletmek için öfke öğrenmiş. Ve tek bildiği bu olduğu için hep bunu söylerken öfkeleniyor. Ya aslında öfkelenmek kötü bir şey değil. Duygudur bu. Yani işte bu ne diyeyim mesela? Bu öfke olayı bence duygusal zekada şu anda en çok bence en önemli konu öfke. Kızgınlık. Yani aynen. Yani aslında farkında değil. Yani yaptığı şeyin insanlar tarafından doğru algılanmadığının farkında değil. Yani olay o. O kişi öyle yapıyor. Kendisi rahatlıyor bir şekilde. Yani ama şimdi değil mi yani siz yani öfkelendiğiniz zaman yani belki siz rahatlıyorsunuz. Esas kişinin öfkelenmesi de iyi bir şey. Çünkü duyguların ifade. Yani duygunun ifadesi kötü olmaz. Her şekilde olur. Tamam. Yeter ki bu karşıya zarar vermesin. Mesela bu öfke fiziksel öfkeye dönüşebilir. Şimdi yani şimdi öfkenin boyutları var tabii ki. Yani ilk başta öfkelisiniz ama karşı taraf bunu iyi yönetemezse siz karşı tarafa fiziksel zarar da vermişsiniz. Yani Türkiye'de oluyor işte yani öldürmeye kadar gidebiliyor bu. Yani dürtüsel bir şey yani bu. O yüzden eğer, şimdi duygusal zekanın iki tane boyutu var. Eğer çok fazla duygusal zekanızı yönetemezsiniz, duygunu yönetemezsiniz, iki şey olabilir. Bir, IQ'nuz düşüyor. Yani düşünemez hale geliyorsunuz. Yani çok mantıklı insanlar veya çok IQ'su yüksek insanlar duygusal stres altında, baskı altında salt karar veremezler. Hatta bugün normal ortalama IQ olan insanın bile altında zeka gösterebilirler. Yani duyguların yoğunluğu insanın IQ'sunu bayağı aşağı düşürüyor. Tamam, bu çok önemli bir şey. İkinci konu, duygusal zekası yüksek insanlar ise IQ'leri düşük olmasına rağmen IQ'su yüksek insanlar iş hayatında daha başarılı oluyorlar. Niye? Çünkü stresi daha yönetebiliyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani IQ mu IQ mu desen ortalama bir IQ, yüksek IQ'yu tercih etmeniz lazım. Çünkü başarıda ispatlanmış. Yani %70, %75'e kadar artıyor. Fakat duygusal, IQ yüksek insanların %20 başarılı garantiyorlar. Onun için %70-80'e çıkıyor. Yani bu kadar önemli bir şey. Yani karşıdaki insanı anlamanın müthiş bir güç var. Yani karşıdaki insanı anlamak. Duygusal zekada kendi üzerimizdeki ne yapıyoruz? Bedenimizi hissediyoruz. Kendimizi izliyoruz. Ve karşımızdaki insanı nasıl bunu anlayacağız? Onun da yolu çok basit. Beden bakıyoruz. İki şey var. Beden dili, jest, mimikler ve ses tonu. Mesela telefonda konuşurken ses tonları çok önemli hale geliyor. Karşı insanın duygularını anlamak için. Fakat bir yüz yüze görüşmeliyse beden dili. Karşı insanın kullanmış olduğu beden dilinden karşı insanın ne hissettiğini anlayabilmeniz lazım. Tamam. Teşkil kelimeler de önemli ama %7. Maalesef ki iletişimde yani kelimelerin gücü %7. Sözsüz %93. Evet, aynen. Yani o yüzden karşımızdaki insanın bedenini okumadan onun doğru söyleyip söylemediğini anlayamayız. Onun ne hissettiğini anlayamayız. Tabii. Çünkü insan sözlerle yalan söyleyebilir ama bedenle yalan söyleyebilir. Çünkü beden de çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, düşünce baktığınız zaman duygu, davranış. Tamam yani o zaman düşünceden sonra duygu çıktığı için duygu, davranış en son oluyor. Yani kişi davranışını kontrol edip değiştirebilir. Nihayet. Ama duygularını yönetemediği için yani beden dilindeki tepkisini anlayabilirsiniz. Yani bugün işte Amerika'da filan artık bunun eğitimlerinde artık insanlar duygularını da kontrol etmeye başladılar. Yani duygular da bedende yalan söyleyebilirler ama jest mimikler yalan yok. Siz güzel göz kırpmanız veya elinizi borsada götürmeniz, değil mi? Ya kulağınızı oynamanız veya kolunuzu hareket etmeniz, kollarınızı kapatmanız, ne bileyim ben. Yani birçok şey var, dudağınızı ısırmanız. Dudak bükmeniz, karşı iğrenç diyeceksin mesela. Bunlar mimik yani suratta çok kas var. O yüzden yani suratımızı çok fazla saklayamıyoruz. Ama en iyi konusu yani bugün profesyonel eğitim almış insanlar en iyi konusu saklayabilir. O yüzden mesela otururken mesela iki ayağınız yere basmak çok önemlidir. O zaman çünkü sağ ve sol beyin birlikte çalışır baktığınız anlamda. Ve daha kontrol edebilirsin. Yani sağ ve sağ sol olduğu için kişinin mantıksıyla duyguları için iki ayağını basması mesela aynı şekilde ayakta dururken de mesela eğer karşıdaki insan yani tanışmışsın kollarınızı bu şekilde yaparaktan sağ ve sol beyninizi dengeli kullanabiliyorsunuz. Okay. Bu önemli yani. Bu denge sağlıyor. Ayaklar ve kollar. Çok önemli bir şey. Çok güzel.
Ve sakinleşiyorsunuz da. Yani. Bir de şey var tabii, uzmanlığı var. Nefes var tabii ki. Yani evet, insanın duygularını, kontrolünü nefesle yapabilir. Yani derin nefes alıp vererekten yapabilir. Mesela ben ne yapıyorum? Mesela sayıyorum. Ona kadar sayıyorum. Sayaraktan beynimi meşgul edip o andaki düşünceden kurtuluyorum. Mesela saymak bir işime geliyor ama bazısı nefesle yapıyor bu işi. Kendine bir test yapmalı lazım. İlk önce kendisinin yani bir farkındalıkla ilgili bir kişisel test yapması gerekiyor. Yani çok test var, internette de var. İlk önce bir kere kendisinin maskelenmiş kişiyle doğal kişiyi anlaması lazım. Çünkü çoğu insan gerçek kişiliğini teşhir etmiyor hayatta. Ne yapıyor? Değiştirmeye çalışıyor. Değiştiriyor veya maskeliyor. Bir kere gerçek kişiliğiyle kendisinin dış dünyada baş edebilmesi için kişiler arasındaki fark anlaması lazım. Tamam, olay o. Ve mümkün olduğu kadar kendisini tanıyaraktan ve kabul ederekten de gerçek kişine geri dönmesi lazım. Çünkü siz kendinize ne kadar maskeleyip kendinize uzaklaşırsanız, ne diyorsunuz? Doğal, ne diyorsunuz? Yani doğallık en büyük güçtür, gerçek güçtür. Doğal olmadığınız anda bir kez zayıf, bir kez gücünüzü yitiriyorsunuz. Yani siz başka insan oynadığınız zaman, rol yaptığınız zaman bir enerji harcıyorsunuz, iki gücünüzü yitiriyorsunuz. Yani. O yüzden yapması gereken şey kendisi kabul etmeli. Daha sonra kendi kabul ettikten sonra duygularını, yani değil mi, egzersizlerle farkına varmalı. Eğer burada bir duygusal öfke gibi herhangi bir şekilde çok fazla kontrol edemeyen ve bilinç altına veya çocukluğundan gelen bir duygusal özellikle öfke varsa bunun tedavisini görmeli. Önemli bir şey. Veya duygusal temizlik yapmalı diyoruz ona biz. Bunun için işte enerji terapistleri var. Birçok şey var gideceğiz. Arınmak için şey var. Bilinçaltını temizlemesi gerekiyor kişinin. Ondan sonra sonra ise diğer insanın üzerine çalışması. Diğer insanın duygularını anlamak için bedenle üzerine eğitim alması lazım. Bedenle izleyip daha sonra ne kadar doğru okuduğunu anlamalı. En son süreçte ilişkiler. İlişki yönetimi denen bir şey var. Yani insan kendisine barışıksa ve karşıya empatisi varsa ilişki kurabilir ama ilişkiye sürdürmek bambaşka bir şey tabii yani. O işte biraz duygusal zekanın dışında kişinin ilişki yönetimi konusunda kendi geliştirmesi gerekiyor. Çünkü ilişkiler için sürekli alıp verme olmalı, değer katmak olmalı. Yani ilişkiye değer katan birçok şey var. O da biraz daha başka, biraz daha zor. Yani ilişki kurabilirsiniz insanla. Fakat o insanla güven yaratabilir misiniz? İşte soru o. Yani herkes ilişki kurabilir ama herkes karşı güven yaratabilir mi? O da yok. İşte bu da işte biraz daha süreyle bir alakalı şey. İnsanlar size belli süre tutarlı olduğunuz takdirde size güvenmeye başlar. Veya işte verdiği sözleri yapmak, zamanlı toplantılara gelmek, işte ne bileyim, telefonu aradığı zaman açmak, mesaja dönmek. Bunlar çok basit, bunlar ama ülkemiz için bunlar çok çok zor şeyler. Yani telefona geri dönmek, telefonu açmak. Bu insan bir sürü psikolojik sorunlar yaşıyor. Açmıyor. Sevmiyordum, açmıyor telefonu. Bir cevap vermiyor. Mesela LCV diye bir şey var bize. Lütfen cevap verin. Bize lütfen cevap vermeyin var bize. Bize cevap vermemek için üzere bize. Lütfen cevap vermeyin. Yani mesela LCV yapmanın alışkanlığı. Birçok bizim Türk insanında güç dediğimiz çok yanlış bilinçaltı kodlamalarımız var. Yani kaba olmak, güçlü olmak, karşıya iyi davranmamak, güçlü olmak, işte ne bileyim ben, insanlara hemen evet dememek gibi birçok bize öğretilmiş yanlış kodlama var. Ondan dolayı biz esasında yani bir nezaketin gücünü, bir kibarlığın gücünü, bir işte bir merhaba demenin, bir günaydın demenin, gülümsemenin, insanlara teşekkür etmenin, el sıkmanın gibi birçok medeni, dünya ülkelerinde medeniyet olarak aldatılan insan davranışlar bizde maalesef ki öğretmek zorundayız. Çünkü insanlarımız bilmiyor bunu. Valla söylemek istediğim şu, bence tabii ki insanlar bu tip videoları seyretsinler, seminerlerde eğitime katılsınlar. İki şey yapsın insanlar, bir kere çok kitap okusunlar. Bizim bilinçaltımızı temizlemenin, yani duygusal detoks yapmanın en güzel yolu kitap okumak. Niye? Çünkü siz bir düşünceniz değiştiremezsiniz. Bir düşünceni değiştiremez için sizin yeni bilgiler yükleyerekten mevcut bilgileri değiştirmeniz gerekiyor. Yani sizin düşünce veya inancınız değişmiyor. Nasıl değişiyor? Yeni bilgiyle değişiyor. O yüzden de bunun tek bir yolu var, kitap okumak. Minimum ayda kitap okusunlar. Kendi bedenleri üzerindeki duygularını okusunlar. Artı 3 tane hayatta en güvenli insandan demişler ki ben nasıl bir insanım? Bana tarif et. Duygularım konusunda kontrolsüz olduğum zamanlar var mı? Veya seni irite eden, seni rahatsız eden davranışlarım oluyor mu? Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Güvenilir bir insan mıyım diyekinde? Bunu işte bir aileden, bir yakın çevreden, bir iş dünyasından 3 kişiye sorsunlar. Ve bunu da konuda da kendilerini eleştirme konusunda yani kötü hissetmesinler. Bu kendimizi tanımak için zorunlu bir şey.
ben bunu yapıyorum, eşimle yapıyorum. Annem sürekli zaten istemesem de yapıyor ondan sonra. Yani bir şekilde yani sadece bir kitaplarda bulamayız, kendimiz olmayız. Muhakkak bizi gerçekten seven, bizi tanıyan insanların bize geri bildirimde bulması lazım. Onun dışında yani kendi yani okuyarak, izleyerek, görerekten, yani bunun bir günde olacak bir şey değil. Bir video olacak böyle bir şey değil. Ama bir yerden başlarsanız beyniniz bir süre sonra bu konuda kendi isteği iyi bir noktaya getireceği inanıyorum. Oluyor. Çalışarak oluyor bu işler. Süper. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.